Burası adeta kabusun yaşandığı, onlarca hayvanın telef olduğu, yaklaşık 80 hanenin sular altında kaldığı Havsa'ya bağlı Oğulpaşa köyü. Vallahi seni hiç anlayamadık. 15 dakikalık bir şey. Senin geldiği gece neler yaşandı? Evde miydiniz? Evdeydim. Yalnız yaşıyordum bir evde. Eşim rahmetli oldu. Ben çocuklarla işte ara ara görüşüyorum, gelip gidiyorlar. Nasıl geldi? Uyurken öyle bir ses duydum, hışırtı duydum, dedim rüzgar zannettim ben. Bir bakayım dedim camdan bir baktım ki kıyamet kopmuş. Gidiyor arabalar, sular. Ne yaptınız o? Vallahi kaloriferler yanıyordu evde. Atletle, şöyle şortla kendim de zaten şaşırdım ne yapacağım. Geldim ön kapıya, çıkayım dedim. O kapıya gelmiş su, çıkmadım. Üstüme bir mont aldım, mutfağa gittim. Telefonum elimde, çocuğumu aradım, ulaşamadım. O an dedim nasıl çıkayım, nasıl yapayım. Suya atlamaya çalıştım ama kendimi de ıslatırsam daha fena olacağım. Bekledim şeyin, mutfak tezgahının üstünde saatlerce bekledim orada. Saat 8:30 gibi paletli dozer geldi. Telefon ettiler bana, cama gel alalım seni diye. Sonra camdan çıktım, kepçeye bindim. Öyle aldılar beni de buradan. Kurtulduk ama zarar ziyan çok. Sanırım aracınız. Tabii aracımı da aldı, daha 4-5 ay önce almıştım. Suyun içinde kaybettim. Evet tabii, aracı aldı, sürükledi, o hurdaların üstüne çıkardı. Kullanacak halde değildi. Kaskosu falan vardı. Yolladık, artık ne olacaksa olacak. Senin gelmesin, nelerinizi kaybettiniz, eşyalarını? Vallahi evde kuru hiçbir şey kalmadı. Bütün eşyalarımızı kaybettik. Ya, hayvanlarımızın yemleri gitti, otları gitti. Şu anda balyaya da ihtiyacınız tabii, var. Tabii ama diğer yerlerden Allah razı olsun yardım geliyor. Otumuzu gönderiyor diğer köylüler. Diğer yemimizi diğer köylüler azıcık. Allah razı olsun hepsine. Şu an ihtiyaç olarak neler? Şu an ihtiyaç olarak vallahi işte şu ihtiyacımız her şeyi getirirler. Devletimiz sağ olsun. Komşular getiriyor. Var ama daha koymaya yerimiz yok. İşte badana olacak, temizlik olacak. Bir odaya topladık kendimize, bir odada duruyor şu anda. Eşya konusunda ya ihtiyacınız var mı? Ya eşya konusunda tabii ihtiyacımız var. Olmaz mı? Ya da alıp daha bir yere koyamayız işte. Şu anda içerileri boş. Hani daha fayanslar şey yapacak, onlar olacakmış. Başka bir şeyimiz. Hani yardım ediler arkadaşlar. Ne gerekirse getirdiler üstümüze. Çoraptır, pantoldur, eşya şeyimizi. Yiyeceğimizi getiriyor Kızılay'ımız sabah, öğlen, akşam. Şu andalık bir şeyimiz yok. Karşılıyorlar ya. Yani. Vallahi işte 10 seneden beri onlarla uğraşayım. 70 hayvanım vardı işte. Hepsi 90 taneydi. Şu anda 35-40 tane elimde kaldı. Artık bilmeyiz devletimiz yardım nasıl olacak ederse, karşılarsa şeyimizi. Onlara güveniyiz. Bir şeyimiz yok başka. O gece su nereye kadar geldi? Suyumuza kadar, canımız kurtulduğuna şükrediyoruz hani. Evet, zaten belli oldu yani. İğneden ipliğimize kadar bir şeyimiz kalmadı evimizde. Eviniz şu an bomboş. Bomboş. Yetkililer için neler söyleyeceksiniz? Yardım istiyor musunuz? Yardım isteriz tabii. Evimizde bir şey yok hani. Ama şimdiye kadar bir erzak geldi. Hani giyim öyle dağıdılar işte. Bir soba geldi. O kadar hani. Daha kömür de alamadık. Sesinizin duyulmasını istiyorsunuz. Ve sesimizin duyulmasını isteyiz. Yetkililerden yardım bekleyiz. O gece sadece burada 50 hayvan telef oldu. Şimdi bu saya bomboş. Selin geldiği akşam neler yaşadınız? Nasıl oldu? Selin geldiği akşam işte anım sobaya kömür atmaya kalkıyor. Suyu fark ediyor içeri girirken bana seslendi. Ben çıktım bir anda, bir baktım dizi geçmiş avul. Oradan koştum işte hayvanlarımı kurtarmak için. Uğraştım kurtaramadım. Açıp şeyi, ondan sonra gittim dedim hiç yoksa kendi canımızı şey yapalım. Anımları traktörün yanaştırdık, üstüne koyduk. Oradan onları çıkardık. Döndüm anneme. Annem yatıyordu. Annemi aldım. Ortadaki evin işte masa vardı. Masanın üstüne oturttum onu. Sağ olsun köyümüzün muhtarı geldi traktörle. Onu koyduk. Zaten o bütün olan şey 10-15 dakikalık. Hiç anlayamadık. Beli geçti su. Ondan sonra zaten aldık başımızı. Doğru gittik. Dayımıza bekledik. Sabah işte hayvanlarım sabah dağıldı. Bütün şeylere koyunlarım, kuzularım içeride ölmüş, boğulmuş. Onları topladım. Diri olanları. Hani alt tarafları hiç gidip göremedik. Bayağı bir kötü şey yaşadık yani. Yardım için mi getiriyorsunuz? Evet, yardım için. Nereden getiriyorsunuz nereye? Kabaş köyünden. Yardım için geliyoruz. Evet, yardım için geliyoruz. Ufakta ufuza bir desteğimiz olsun yani. Ne kadar getiriyorsunuz şu an? 400 tane falan var yardımlarımız. Daha sonra gelecek yine tekrar olur. Nereden geliyorsunuz? Biz Kabaş köyünden geliyoruz. Siz de yardım için? Evet. Siz ne kadar getirdiniz? Şu an 160 tane balyo var. Çok teşekkürler. Efendim, olayın başından beri siz takipçisiniz bu olayın. Neler söyleyeceksiniz?
Valla arkadaşlar olay çok acı bir olay. Halkımızın mağduriyetini buzlar burada sizler de günlerden beri takip ediyorsunuz. Biz olayın olduğunun sabah 5'inde iş makinalarımızla intikal ettik bölgeye. Fakat bu köprüden bu bölgeye geçtik, bir daha dönüşümüz olmadı. Ve bu bölgede de iş makinalarımızla bir sürü vatandaşımızın yardımına koşmaya gayret gösterdik. Tabii malumunuz bilançodan hepinizin haberleri var, bilgisi var. Çok acı bir olay. O günden bugüne kadar Edirne İl Özel İdaremiz, onun haricindeki çevredeki yem fabrikalarımız, yine çevredeki köylülerimizin duyarlılığı, hayvan yemi ve saman balyası temini konusunda, yine ilçe ve bölge halkımızın kıyafet ve ev eşyası konusunda duyarlılıkları için ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Yine burada bizim çok işimize yarayan Trakya Kent Belediyeler Birliği'ne ait, bizim de ortağı olduğumuz Trakya Kent Belediyeler Birliği'ne ait çok donanımlı, çok büyük, yüksek bir hacimli bir iş makinesi var, kuka makinesi. Kepçelerin toparladığı çamurları kendisi vakumlu bir şekilde alıyor. Ardından da bizim itfaiyelerimiz devreye girerek Edirne Belediyesi'nin de Park Bahçeler Müdürlüğü'ne ait tazikli su tankerleriyle evlerin iç temizliğini yapmış oluyoruz.